Değerli arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf, değerli arkadaşlar. Bugün yine size Taberi tefsirinden bir süre daha okuyacağız inşallah değerli arkadaşlar. Dün hangi ayeti okumuştuk değerli arkadaşlar, hangi süreyi? Abbasiye suresini okumuştuk değerli arkadaşlar ki o da 42 ayetti ve Medine'de nazil olmuş. Bugün de Tekvir suresini okuyacağız değerli arkadaşlar. Bakalım kaç sayfamış inşallah. Evet, 29 ayet değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Fettah, ya Rızak, ya Alimu, ya Alemin değerli arkadaşlar. Biz Kur'an kursuna giderken değerli arkadaşlar hep bize Arapça metni okutuyorlardı. Dolayısıyla da hala aklımda kalmış. Ben de bununla başlıyorum değerli arkadaşlar. Çünkü kolaylaştırıyor Fettah ismiyle. Allah'ın Fettah ismiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tekvir suresi. Tekvir suresi 29 ayettir ve Mekke'de nazil olmuştur. Abdullah bin Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor değerli arkadaşlar. Semi'tu bin Ömer yakulu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim kıyamet gününe sanki gözüyle görüyormuşçasına bakmak isterse, izze şemsu küiret, yani Tekvir suresini, izze şemaun fatarat, yani İnfitar suresini ve izze semaun şakkat, İnşikak suresini okusun. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. Yani diyor ki kim kıyamet gününe sanki gözüyle görüyormuşçasına bakmak isterse Tekvir suresini, İnfitar suresini ve İnşikak suresini okumasını tavsiyede bulunuyor değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz de Tekvir suresini okuyoruz değerli arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İzes semâ'u kuiret. Bir nolu ayette de güneş dürülüp söndürüldüğü zaman bu ayet-i kerime çeşitli şekillerde izah edilmiştir. Ubeyb bin Kab ve Katade bu ayeti güneşin ışığı gittiği zaman, Abdullah bin Abbas ve Dehhak güneş gittiği zaman, Mücahid güneş dağılıp yok olduğu zaman, Said bin Cübeyr, güneş batıp kaybolduğu zaman, Ebu Salih ve Rabib bin Haysem, güneş ters dönüp aşağıya atıldığı zaman şeklinde izah etmişlerdir. Değerli arkadaşlar, hangi anlamda anlam vermişlerdir? Güneşin ışığı gittiği zaman, güneşin dağılıp yok olduğu zaman, güneşin batıp kaybolduğu zaman, güneş ters dönüp aşağıya atıldığı zaman şeklinde izah etmişlerdi değerli arkadaşlar. Tabiri ise ayeti bütün bu ifadeleri kapsar mahiyette ve şu şekilde izah etmiştir. Güneş dürülüp sarmalandığı sonra da aşağıya atılarak ışığının gittiği zaman diye ifade etmişlerdi arkadaşlar. İkinci ayette de izen necumu kederet. İki nolu ayette de yıldızlar kararıp düştüğü zaman. Ubeyb bin Kab bu surenin baş tarafındaki ayetleri izah ederken şöyle demiştir. Kıyamet kopmadan önce altı alamet görülecektir. İnsanlar çarşı ve pazarlardayken güneşin ışığı birden kaybolacak. Yine onlar bu haldeyken yıldızlar dökülüverecek. Ve yine aynı durumdayken dağlar yıkılıp yeryüzüne düşecek. Yeryüzün deprenecek, yanacak. Cinler insanlara, insanlar da cinlere sığınacak. Kanatsız hayvanlar, kuşlar ve yırtıcı hayvanlar birbirine karışacak, dalgalar halinde sağa sola koşacaklardır.
Ubey bin Ka'b bu izahı yaparken dağlar yerinden sökülüp götürüldüğü zaman 10 aylık hamile develer dahi terk edildiği zaman deniz birbirine karışıp kaynaştığı zaman ayetlerini okumuştur. Ubey bin Ka'b sözlerini devamla şöyle demiştir. Cinler insanlara biz neler olduğunun haberini size getirelim derler. Cinler insanlara biz neler olduğunun haberini size getirelim derler. Koşup denizlere giderler. Bir de ne görsünler? O denizler tutuşturulmuş bir ateş olarak yanıyorlar. Yine insanlar bu durumdayken yeryüzü en üst tabakasından en alt tabakasına kadar yarılır. Yine onlar bu durumdayken bir rüzgar gelir ve onları öldürür. Rabi bin Hüseyin, Mücahit ve Ebu Salih bu ayeti yıldızlar dağıldığı zaman, Katade yıldızlar düştüğü zaman, İbn-i Zeyd yıldızlar gökten yeryüzüne atıldığı zaman şeklinde izah etmiştir. Abdullah bin Abbas ise yıldızlar değiştiği zaman şeklinde izah etmiştir. İzel cibalu suyret, izel işaru utilet. Üç nolu ayette de dağlar yerinden sökülüp yürütüldüğü zaman, dört nolu ayet, on aylık hamile develer dahi terk edildiği zaman, Allah dağları yerinden koparıp yürüttüğü onları bir serap haline getirdiği zaman, kendilerine çok kıymet verdiği halde, on aylık hamile develerin dahi sahipleri tarafından terk edildiği zaman, ve izel huşu huşuret, beş, yabani hayvanların korkudan bir araya toplandıkları zaman. Abdullah bin Abbas bu ayeti vahşi hayvanlar öldüğü zaman şeklinde izah etmiş ve devamla demiştir ki kıyamette diriltilip haşr olacak bütün varlıklar tekrar ölecekler. Ancak insanlar ve cinler kalacaktır. Kıyamete dirilip haşr olacak bütün varlıklar tekrar ölecekler. Ancak insanlar ve cinler kalacaklardır. Ebu Aliye ve Übey bin Ka'b ise bu ayeti vahşi hayvanlar birbirine karıştığı zaman şeklinde izah etmiştir. Taberi ise vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman şeklinde izah etmiş. Ve şu ayetleri de aynı gökten kelimeler taşıdıklarını ve bir araya getirilmeyi ifade ettiklerini söylemiştir. Biz kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik. Hepsi de ona boyun eğiyorlardı. Sad suresi 38. ayeti değerli arkadaşlar. İnsanları topladı ve haykırarak şöyle dedi. Naziat suresi 79. ayet. Bu ayetlerde geçen mahşeretün ve haşır haşere kelimeleri bu ayette geçen huşirat kelimesiyle aynı köktendir. İzel biharu sucuret. 6. ayette de denizler kaynatıldığı zaman Übey bin Ka'b, Ali bin Ebu Talib, Abdullah bin Abbas, İbn Zeyd, Atiye bin Süfyan, Es-Sevri bu ayeti denizler yıkıldığı ve suları kaynatıldığı zaman şeklinde de izah etmişlerdir. Rabi bin Hüseyin, Kelbi ve Dahak ise denizlerin suyu taştığı zaman, Katade ve Hasan Basri de denizlerin suyu çekilip kurutulduğu zaman şeklinde izah etmişlerdir. Bu hususta Abdullah bin Abbas'tan şunlarla nakledilmiştir. Allah güneşi, ayı ve yıldızları dürüp denize gömecek. Sonra bir batı rüzgarı estirecek. O rüzgar denize üfleyerek onu ateşe çevirecektir. İşte denizler kaynatıldığı zaman ayeti bunu ifade etmektedir. Taberi bu ayeti denizler taşıp çevreye fışkırdığı ve akıp gittiği zaman şeklinde izah etmenin daha doğru olacağını söylemiş. Şu ayeti de
bu manayı ifade ettiğini söylemiştir. Denizler fışkırtıldığı zaman. İnfitar suresi 82 nol ayeti değerli arkadaşlar. İzen nüfusu zübicet. 7 nol ayette de değerli arkadaşlar ruhlar eşleştirildiği zaman Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas, Mücahit, Katade ve Rebib bin Haysem bu ayeti her insanın kendi derecesinde olan insanlarla bir araya getirildiği zaman şeklinde izah etmişlerdir. Numan bin Beşir, Hazreti Ömer'in bu ayetini izah ederken şöyle dediğini rivayet etmiştir. Salih kul cennette kendisi gibi salih bir kulun yanına konacak. Kötü kul da cehennem ateşinde kendisi gibi kötü bir kulun yanına konacaktır. Bu ayet aynı ameli işleyen iki kısım insanı anlatmaktadır. İki kişi aynı salih ameli işlerlerse cennette bir araya konulurlar. Yine kötü ameli işleyen iki kişi cehennem ateşine yan yana konulurlar. Hazreti Ömer bu izahtan sonra şu ayetleri okumuştur. Allah meleklerine şöyle der. Zulmedenleri, onlarla işbirliği yapanları ve Allah'tan başka taptıklarını bir araya toplayıp onlara cehennemin yolunu gösterin. Saffat suresi 37. ayeti değerli arkadaşlar. Ve sizler 3 sınıfa ayrıldığınız zaman durumunuz şudur. Amel defteri sağından verilenler ne mutlu insanlardır. Amel defteri sağlarından verilenler. Amel defteri sollarından verilenler ne bedbaht insanlardır. Amel defterleri sollarından verilenler. Dünyada hayır için önde gidenler ahirette de öndedirler. Vakıa suresi 56. ayeti değerli arkadaşlar. Hazreti Ömer işte bu ayetler birbirinin denge olan insanları beyan etmektedir demişti. Taberi Hazreti Ömer'in bu izah tarzını tercih etmişlerdir. İkrime ve Şabi ise bu ayet-i kerimeyi şu şekilde izah etmişlerdir. Ruhlar bedenleriyle birleştirdikleri zaman bir sonraki ayette de ve izel mev'udetu suilet bi ayyi zenben kutilet. 8 ve 9 nolu ayetlerde de değerli arkadaşlar diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçla öldürüldüğü sorulduğu zaman Katade diyor ki cahiliye döneminde bir kısım insanlar kız çocuklarını sevmez ve onları diri diri toprağa gömüp öldürürlerdi. Buna mukabil köpeklerini beslerlerdi. İşte Allah Teala onların bu halini bu ayet-i kerime ile kınamıştır. İze suhufu nüşiret, 10 nolu ayette de amel defterleri dağıtıldığı zaman Katede diyor ki ey Ademoğlu senin yaptıkların amel defterine işleniyor. Sonra o kapatılıyor. Kıyamet günü gelince açılıp sana verilecektir. İze semaun kuşitet ve izel cehimu suiret ve izel cennatu uzlifet alimet nefsün ma ahdaret. 11 nolu ayette gök yerinden oynatıldığı zaman, 12 nolu ayette cehennem ateşlenip yakıldığı zaman, 13 nolu ayette cehennem yaklaştırıldığı zaman, 14 nolu ayette herkes önden hazırladığını görecektir. Gökler sökülüp yerlerinden alındığı ve dürülüp katlandığı zaman ve cehennem ateşlenip tutuşturulduğu zaman ve cennet kendisine girenlere yakınlaştırıldığı zaman işte o zaman herkes daha önce işlediği hayır ve şerri öğrenmiş olacaktır. Katede diyor ki cehenneme tutuşturan Allah'ın gazabı ve insan oğlunun günahlarıdır. Hazreti Ömer diyor ki yukarıdaki ayetler herkes önceden hazırladığını görecektir. Ayeti için zikredilmişlerdir. Yani bu ayet onların cevabıdır. Rebi bin Heysem de aynı izahta bulunmuştur. Fela uksimu bil khannasi
el-cevâril künnâsî. 15 ve 16 nolu ayetleri değerli arkadaşlar, gündüz görülmeyip gece yörüngesinde kaybolan gezegenlere Hazreti Ali, Hasan-ı Basri, Katade, Bekir bin Abdullah ve İbn Zeyd bu ayetin yıldızlardan bahsettiğini söylemiş ve buna göre izahlarda bulunmuşlardır. Hazreti Ali ayette zikredilen varlıkların geceleyin seyreden ve gündüzleyin kaybolan yıldızlar olduğunu, Hasan-ı Basri doğuya doğru seyreden, gündüzlere saklanarak geceleyin seyredip giden yıldızlar olduklarını, İbn Zeyd ise bunların doğdukları yerden devamlı olarak geriye çekilen ve gündüzleri gizlenen yıldızlar olduklarını söylemişlerdir. Ayetlerde hunnas ve künnas kelimeleri zikredilmiştir. Bazıları hunnas'ı gizlenen, bazıları seyreden manalarıyla izah etmişlerdir. Künnas kelimesi ise bazıları gözlenen, bazıları açığa çıkan, bazıları yuvasına sığınan şeklinde izah etmişlerdir. İbn Zeyd hunnas'ı geri çekilen şeklinde izah etmiştir. Abdullah bin Mesud, Ebu Meysere, Cabir bin Zeyd, Mücahid, İbrahim el-Nesahi bu ayetlerde zikredilen şeylerden maksadın yaban sığırları olduklarını zikretmişlerdir. Bu izaha göre ayetin manası sinen, dönüp dolaşan, sonra yuvasına sığınan vahşi sığırlara yemin olsun ki şeklindedir. Abdullah bin Abbas, Said bin Cübeyr, Dehhak ve Mücahid'den nakledilen diğer bir görüşe göre de bu ayetlerde zikredilen varlıklardan maksat ceylanlardır. Buna göre ayetin manası sinen, gezip dolaşan ve yavrularına sığınan ceylanlara yemin olsun ki demektir. Taberi diyor ki Allah-u Teala bu ayetlerde bazen kaybolan, bazen yürüyen, bazen de yerine sığınan varlıklara yemin etmiştir. Bu varlıklar yıldızlar, yabani sığır ve ceylanlardan herhangi biri olabilir. Bu itibarla ayeti genel manada anlamak daha isabetli olur. Bu izaha göre ayetin manası şöyledir. Ortadan kaybolanlara, seyredip gidenlere ve yuvalarına sığınanlara yemin olsun ki. وَالْلَيْلُ اِذَا عَسْعَسَ 17 nolu ayette de kararan geceye Hasan-ı Basri ve Atiye bu ayeti mealde verdiği şekilde kararan karanlığı bürüyen kararan karanlığı bürüyen geceye emin olsun ki diye izah etmişlerdir. Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas, Katade ve Dehak ise dönüp gelen geceye emin olsun ki diye izah etmişlerdir. Taberi de bundan sonra gelen ayeti göz önüne bulundurarak bu izah şeklini tercih etmiştir. وَالسُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ اِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٌ كَرِيمٌ زُقُوَّةٍ عَنْدَ زِلْعَرْشُ الْمَك۪ينٍ مُتَعًا سُمَّ اَم۪ينٍ 18-19 nolu ayetlerde de nefes almaya başlayan bağıran sabaha yemin olsun ki bu Kur'an şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği kelamdır. 20 nolu ayette o elçi güçlüdür, arşın sahibi Allah'ın yanında çok itibarlıdır. 21 nolu ayette de o her yerde sözü dinlenen güvenilir bir elçidir. Bu ayette zikredilen elçiden maksat Cebrail aleyhisselamdır. Cebrail'e gökteki bütün melekler itaat ettikleri için o sözü dinlenen diye sıfatlandırılmıştır. Allah-u Teala tarafından yeryüzüne gönderilen vahiyler ona emanet edildiği için de güvenilen diye vasıflandırılmıştır. وَمَا صَحِيبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَاهُ بِالْاُفُوقِ الْمُب۪ينِ 22 nolu ayette de arkadaşınız Muhammed asla deli değildir. 23 nolu ayette de yemin olsun ki Muhammed onu yani elçiyi apacık ufukta gördü. Ey insanlar, sizin arkadaşınız olan Muhammed deli değildir ki onlar gibi abuk subuk konuşsun. Muhammed deli değildir ki
onlar gibi abuk subuk konuşsun. Bilakis o hakkı getirmiş ve geçen peygamberleri tasdik etmiş biridir. Şüphesiz ki Muhammed Cebrail'i asli suretiyle, asli suretinde her şeyin açığa çıktığı doğu tarafında ufukta görmüştür. Ebu Ahves diyor ki bu ayet-i kerimede, bu ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamı aslı suretiyle ve 600 kanadıyla birlikte gördüğünü beyan etmektedir. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَن۪ينِ 24 numaralı ayette de peygamber gaybtan gelen vahiy hususunda suçlanamaz. Bu ayet-i kerimede dat ve te harfleri ile iki şekilde okunmuştur. Mücahit, Katade, Süfyan es-Sevri, İbn Zeyd ve İbrahim el-Nahi dat ile okunan kıraati rivayet etmişler. Tabiri de bu rivayeti tercih etmişti. Buna göre ayetin manası da şöyledir. Muhammed kendisine gayb aleminden gönderilen Kur'an'ı insanlara tebliğde asla cimri davranan biri değildir. Bilakis onu tebliğ etmek için bütün gayretini göstermektedir. Abdullah bin Abbas, Said bin Cübeyr, Zir bin Hubeyş ve Dahhak ise Z ile okunan kıraati rivayet etmişlerdir. Buna göre ise ayetin manası şöyledir. Muhammed kendisine gaybtan gelen Kur'an hakkında herhangi bir şey ile itham edilemez. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاَيْنَا تَزْهَبُونَ اِنَّا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ 25 nolu ayette de Kur'an Allah'ın huzurundan kovulan şeytanın sözü değildir. 26 nolu ayette de o halde nereye gidiyorsunuz? 27 nolu ayette de Kur'an alemlere ancak bir öğüt ve uyarıcıdır. 28 nolu ayette de bilhassa içinizden doğru yolu bulmak isteyenler için ey insanlar, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onun huzurundan kovulan şeytanın vesvesesi değildir. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O alemler için bilhassa sizden doğru yolda olmak isteyenler için ancak bir hatırlatma ve bir öğüttür. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 29 numara ayette de değerli arkadaşlar, alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Süleyman bin Musa diyor ki, bundan önceki ayet inip, Kur'an içinizden doğru yolu bulmak isteyenler için ancak bir öğüt ve uyarıcıdır. Buyurunca Ebu Cehil bu bizim bileceğimiz bir iştir. İstersek doğru yolda oluruz, istersek doğru yolda olmayız dedi. İşte bunun üzerine alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Ayeti nazil oldu. Sadakallahul azim. Değerli arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da inşallah görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Allah hepimizin hayrını kabul etsin. İyi akşamlar.